Buyurun efendim. Öncelikle bizim Sakarya'da sorunumuz olan Sapanca Gölü içme suyu havzası diye avcılıktan avbis olarak çıkartılmış, avlaklılardan çıkartılmış durumdadır. Biz bunu özellikle sebebi olan kurşunun, suyun kurşun oranının yükseltme sebebini nedeniyle ava kapılması için mücadele etmemiz lazım. Bunun bir şekilde tekrar avlak olarak açılmasını talep ediyoruz. Nikel saçma ile bir sıkıntı olmayacağından dolayı biz bunu en azından nikel saçma ile avlanabilmesinin önünü açmasını istiyoruz. Teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Peki ben biraz da bu tarafa söz verelim. En baştaki arkadaşımıza lütfen iletir misiniz? Bizim bölgemiz diğer bölgelerden daha farklı. Şöyle farklı. Şimdi biz hem kıyı kesiminde avlağımız var, hem karasal iklim yaşayan kısımda avlağımız var. 10 bölgeyi temsil ediyorum ben. Bu 10 bölgenin içerisinde Tokat, Amasya, Bayburt, Gümüşhane gibi yerler, karasal iklime daha dönük olan yerler var. Onların dertleri, sorunları, onları temsil etmeye gidiyoruz. Aynı zamanda kıyı bölgesi olduğumuz için mesela Trabzon'un, Artvin'in, Rize'nin hemen hemen avlakları yok denecek kadar az, hiçbir avlağı yok gibi. Bunlar haliyle iç bölgelere, Samsun'a, Bafra'ya, bu taraflarda avlanmaya gidiyorlar. Şimdi Kızılırmak Deltası'nda bir tamamen yasaklamaya kalktığınız zaman Ali Bey'in anlattığı gibi insanlar ne yapacak? Bu sefer iç bölgelere dolaşacak. Zaten iç bölgelerde sorun almış başını gidiyor. Avcı muhtarla tartışıyor, köylüyle tartışıyor, birbirine gidiyor. Geçen sene yaşanan olayların tek sıkıntısı, sebeplisi kavga etmelerdir. Erzincan bu yüzden kapandı. Yani Erzincan gibi avlak bir köyde bir kavga oluştu. Bu muhtarlar bir araya gelerek hep beraber valiliğe gittiler. Kavga, dövüş yüzünden. Altında başka sebepler de var ama bu şekilde avlağı kapattılar. Erzincan kapanınca Erzurum baskı yedi, Sivas baskı yedi, Tunceli hakeza çoğu baskı yedi. Geliyorum. Baskı yedi dediğimiz avcı baskısı oldu. Avcı baskısı oldu. Oralar kapanınca mecburen insanlar, avcılar şimdi, oralara baskı uyguladı. Ali Bey, avcıyı avdan terk ettirebilir misiniz? Öldürün evet. Daha iyi. Ne yapacak bu sefer adam? O alan kapalıysa diğer alanlara gidecek. Bu yüzden bu sebeple kapatılan avlaklar, yasaklanan avlaklar bu avcılığın ülkenin başına başlı başına bir bela. Ki avlağı kapatıyorsun, kime kapatıyorsun? Sadece avcıya. Geliyor o köyün vatandaşı, o köyün halkı, o yörenin halkı istediği gibi avlanıyor. Belgeli avlaya, avcıya yasaklıyorsun avlağı. Diğer avcı, yani diğer kişimlerde adamın zaten evrağı yok, istediği gibi avlıyor. Yasak araziye de giriyor, kapalı araziye de giriyor, istediğini yapıyor. Biz avlaklarda olduğumuz müddetçe o yasak avlanan insanlar o avlakların içine giremiyor. Çünkü yasal avcı gelmiş, belgesiz olan, yani belgesi olmayan avcılar, ruhsatı olmayan avcılar bu bölgeye giremiyorlar. Haliyle ne yapıyorlar? Dışarıda kalıyorlar. Ama avlağı yasakladığın an o bölgenin avcısı, yani kendi içindeki avcılar ne belge alıyorlar, ne bir şey alıyorlar, istediği gibi avlanıyorlar. Yani bir bizim bohçacı dediğimiz tipler mi diyorsun? Bohçacı demiyorum ya. Bohçacı demiyorum. O şimdi televizyon programında bunu söylemek de istemiyorum. Bohçacıdan daha beter. Anladım. Bohçacı hiç olmazsa bir tarafta gene bir avcılık ruhu var. Ama onlarda o da yok. Ne oluyor? Onlar etçi oluyor o zaman. Tabii canım. Onlar gece avlanıyorlar. Tavşan yapıyor, tavuğu yapıyorlar gece. Bunun adı avcılık mı, etçilik mi? Evet. Hak veriyorum. Doğru söylüyorsunuz. Yani, şimdi bir de tarımsal mücadele var. Her bölgede buğday biçimi başlıyor. Adamlar gündüz artık sıcak diye buğdaylarını akşamları biçmeye başladılar. Havalar karardıktan sonra büyük projektörlerle beraber biçer döverler. Giriyor tarlaya,
serin serin, onlara göre serin serin biçiyorlar. Ama o tarlanın içerisinde kaçamayan bıldırcın olsun, üveyik olsun, üveyik belki ağaçta ama tavşanı var, bıldırcını var, diğer çilkekliği var, kınalısı var. O tarlanın içinde kalan bütün canlıları biçer döver kıyma makinesine çeviriyor ya. Gece yapılan gece tarım yapılan hasat yapılmasın diyorsunuz, evet. Yani. Şimdilerde yeni bir yasaya göre yani bölünme, tarlalarda bölünme olmasın diye bir yasa çıktı. O yasa her tarlanın arasında hemen hemen böyle yaklaşık iki tarla arasında 150'şer, 50'şer metre aralıklı mesafelerde otluklar bulunuyordu. Şimdi adamlar olduğu gibi o otlukları da yok ettiler. Olduğuna hep tarla. Yani hayvanın barınacak, korunacak bir yeri yok. Ya tarlayı biçiyor, hayvanı da biçiyor. Anladım. Peki efendim. Başka söyleyeceğiniz, eklemek istediğiniz? Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Peki. Şimdi en sağ baştaki dostumuza verelim mikrofonu lütfen. Bu yıl Ankara'da yapılacak olan Merkez Av Komisyonu üyesiyim. Hepimizin gayesi avı korumaktır. Avcı önce avını koruyacak, daha sonra avını yapacaktır. Avını korumayan avcı ileri bir zamanda avsız kalır. Katılmış olduğumuz bu programda aynı zamanda 8. silah fuarını da gezmiş bulmaktayız. Bu fuarda satılan silahlar yarınki günde bizim av hayvanımıza dönecektir. Bunların tamamının kayıt altına alınması, devlet tarafından sarı belgesi olan her avcıdan 100 TL karşılığında her yıl bir paranın kesilmesini biz istiyoruz. Bu parayla da milyonlarca değil, milyarlarca lira para toplanacak. Bu paralarla bölgelerimizde, çekliği olmayan bölgelerde üretim istasyonları, ördek istasyonları, keklik istasyonları, sürlün istasyonları kurulup bu kekliklerin doğaya salınması, kekliği olmayan bölgelerde keklik üretiminin daha da fazlalaştırılması gerekir. Benim bölgem Muş olarak elimdeki sayılara göre 169 tane avcımız var. Oysa ki bölgeye çıkan avcı sayısı 10.000'in üzerindedir. 169 tane belgeli avcı 10.000 tane avcıyla uğraşması çok zor bir şey. Bu avcılar avcı olmadığı halde bizim tabirimizle bohçacılar avcının avını vurup bitirmektedirler. Devletimizden istediğimiz bu bohçacıları kayıt altına alması, bunların avcılık eğitim semineri yapıp bunlara belge vermesi ve bunların da bizimle birlikte doğada nasıl av yapacağını öğrenmesi. 169 avcımız 384 kez av izni belgesi almış, av kotası almış, ava çıkmıştır. Neden bu kadar azalmış? Çünkü av azalmıştır. Biz bölgemizde avın bitmesini istemiyoruz diye biz bu avı yapmadık. Ve bu yılda bütün kulüpler karar almış, bölgemizde avı kapatalım diye. Ben avın kapatılmasına karşıyım. Çünkü ben avı kapatırsam Erzurum baskı yiyecek, Elazığ baskı yiyecek, Erzincan baskı yiyecek, Adıyaman baskı yiyecek. Bölgede diğer avlaklar tahrip olacaktır. Oysa ki bana dışarıdan gelen 1265 yabancı kota var. 1265 avcı dışarıdan kota almış, benim memleketimde avlanmıştır. Biz bu arkadaşlarımıza bize niye geldiniz demiyoruz. Gelsinler, avlansınlar. Ama avı av gibi yapsınlar ki avcı olsunlar. İki tane keklik için ben Muş'a gelmem diyor. Çıktığı vakit 20 tane kekliği vurup aşağı iniyor. Onun için biz buna karşıyız. Bunun için en güzel mücadele yapılması lazım. Devletimizin bunlarla mücadele etmesi için yeterli aracı bulunmamaktadır. Yeterli insanı bulunmamaktadır. Devlet Su İşleri Koruma Müdürlüklerinde iki dağa gidecek arabası var. İşte bu paralar toplanırsa devlet istediği kadar araç da alabilir, istediği kadar memur da tutabilir, av müfettişlerine de maaş bağlayabilir.
ve bu müfettişler ve avcı arkadaşlar hepsi bu bölgelerdeki hem yabancı avcıyı hem avcı olmayan bohçacıyı kontrol altına alır. Gerekli işlemler yapılırsa bu hayvan da kurtulur. Hayvanın kurtuluşu bize bağlıdır. Onun için biz bu hayvanı korumamız lazım. Ali abi, peki, teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olasınız. Şimdi adaşıma vereyim. Ali Bey. Buyurun. Siz... Teşekkür ediyorum. Ali abi, ben uyumuştum aslında. Arkadaşlar. Olsun olsun. Efendim, ben öncelikle bu 8. fuarımızın avcılarımıza ve sanayicilerimize hayırlar getirmesini diliyorum. Ayrıca 2019-2020 av sezonunda avcılarımıza bol fermalı avlar diliyorum. Rastgele diyorum hepsine şimdiden. Başkanlarımızın da bahsettiği gibi aslında avcılık ülkemizde çok da düzgün bir şekilde yönetilemiyor maalesef. 1983 yılında 4915 sayılı Karavcılık Kanunu yazıldığında o zamanki şartlara göre yazılmış. O zamanki şartlara göre bazı yönetmelikler çıkartılmış. Tabii bunlar üzerinde bir takım düzeltmeler yapılmış ama bu kanun şu andaki mevcut avcılık sistemimizi maalesef idare edemiyor. 2010 yılında bir takım pilot bölgelerde uygulamaya başlanan AVBİS sistemi 2010 yılında ihdas edilmesiyle birlikte, tabii kanundan doğan bu açıktan dolayı, bu AVBİS'te avcılarımız üzerinde yoğun bir baskı oluşturmaya başladı. Gerek avlakların tesisi, gerek avcıların kota almada çektikleri sıkıntılar, bunun gibi birçok sorunlar getirdi. Esasen 4915 sayılı kanunun en baştan yazılması lazım olduğunu biz avcılar olarak dile getiriyoruz. Geçen yıl Antalya'da yapılan çalıştayda da bununla ilgili geniş çalışmalar yapılmıştı. Fakat o çalıştay yapıldı, orada kaldı. Hiçbir ilerleme sağlanamadı. Ben 250 civarında katılımcı olduğunu biliyorum Antalya çalıştayına. Aşağı yukarı 3 gün falan süren bir çalışma olmuştu. Bu kadar insanın emeğine, oradaki organizasyona, devletin yaptığı masrafın orada kalmasına çok üzülüyorum. Aslında oradan çok güzel sonuçlar çıkmıştı. Esasen siyasi erkin bir an önce orada alınan kararları bizim yerli ve milli şekilde avcılık sistemimizi de geliştirerek hayata geçirilmesi gerekiyor. Merkez Av Komisyonu'na aslında çok fazla anlam yüklememek lazım. Fakat Merkez Av Komisyonu'nu aynı zamanda çok da küçümsememek lazım. Merkez Av Komisyonu aşağı yukarı 4-5 tane maddeyle ilgili kararlar alıyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Avın başlangıcı, kapanış tarihi, limitler, ava yasaklanan ve açılan bölgeler gibi avlanma yasak usul ve esasları, mücadele maksatlı avcılıkla ilgili 4-5 tane maddeyle ilgili kararlar verilebiliyor. Aslında bu kadar basitleştirilmiş, belki de tribünlere oynanan bir mak yapımız var. Biraz önce arkadaşlarımız da bahsetti. Toplam 21 kişiden 9 tanesi avcı üye. Burada bir tane arkadaşlarımızın atladığı bir tane var, bir konu var. 10. üyemiz aslında örnek avlak işletmecisi. Arkadaşlar, ben 5 defa maka katıldım. 5 defa da hep aynı kişiyi gördüm. Bu 5 yıllık tecrübemde özel avlak temsilci arkadaşımız, bakın örnek avlak demiyor, özel avlak temsilci arkadaşımız, kanunda da var bu. MAK toplantısı başladığı andan sonuna kadar hiç konuşmuyor. Konuşursa da oradaki erkin istediği yönde oylamalara katılıyor. Çünkü bu adam bu işten para kazanıyor. Ticaretini yapıyor. Fakat biz 9 tane avcı temsilcisi, biz bu işe gönlümüzü vermişiz. Burada 40 yıllık, 30 yıllık, 50 yıllık avcılarımız var. Biz Türkiye'de sayısı, resmi sayısı 2018-2019 sezonu itibariyle söylüyorum, 155 bin lira yaklaşan avcıyı temsilen burada bulunuyoruz Merkez Av Komisyonu'nda. Bizlerin hiçbirimizin, bırakın para kazanmayı, en az 2 gün, 3 gün zamanımız harcıyoruz. Cebimizden para harcıyoruz. Bazı arkadaşlarımızın bahsettiği gibi biz oraya harcını almaya falan da gitmiyoruz arkadaşlar. Cebimizden bilakis paramızı harcıyoruz. İşimizi, gücümüzü bırakıyoruz. Ailemizden ayrılıyoruz.
bazı arkadaşlarımızı tenzih ediyorum, bazı konuşmalardan dolayı da eleştiriyorum. Merkez Avam Komisyonu'na katılan arkadaşlarımızın hakikaten ben halisane ellerinden geldiği kadar orada avcımızın hakkını, avlağımızı korudukları yönünde haklarımızı savunduklarını gördüm. Ben bunlara şahit oldum. Fakat biraz önce de bahsettiğim gibi sayımızın 10 olmasına rağmen, karşı tarafında 10 olmasına rağmen 21. kişi bakan. Bakanı temsilen şimdiye kadar müsteşar geldi. Müsteşar toplantılara başkanlık yaptı. 21. kişinin aslında ortada kalıp her iki tarafı dinleyip ona göre oyunu kullanması gerekirken bu özel avlak sahibi arkadaşımızın diğer tarafta olmasından dolayı biz her oylamada veya birçok oylamada kaybettik. Sonuç budur arkadaşlar. Atıcılık Federasyonu değil, Gençlik Spor Bakanlığı'nı temsilen bir temsilci arkadaşımız geliyor. Gençlik Spor Bakanlığı'ndan gelen kişinin ben Judo Federasyonu'ndan geldiğini gördüm arkadaşlar. Ben burada bunu deklare ediyorum. Judo ile bizim ne işimiz var? Abi belki hiç olmazsa, kuşlara judo yapıyoruz, domuzlara. Hiç olmazsa efendim. Tak hayır, tak. Aynen hiç olmazsa. Ya yani. Şimdi Gençlik Spor Bakanlığı'na bağlı Türkiye Avcılık Atıcılık Federasyonu var. Oranın bir avcılık teknik kurulu var. Oradan yetişkinmiş arkadaşlarımız var. Onlardan biri gelebilir. Fakat her ne hikmetse bir seferinde Basketbol Federasyonu'ndan, bir seferinde Judo Federasyonu'ndan ben bunu bir keresinde sordum. Efendim dedim neden bakanlığı temsilen böyle birisi geliyor? Dediler ki biz resmi yazı yazıyoruz. Onlar da bize kimi bulurlarsa onu gönderiyorlar. Yani kör tuttuğunu bu avcılığın, yani. Avcılığın lafımın başında söyledim. Ben bu kanunlarla, bu yönetmeliklerle yönetilemediğini düşünüyorum. Onun için diyorum ki 4915 sayılı kanunun kökten değişmesi lazım. Bunu gündeme getirecek misiniz orada? Ben her zaman söylüyorum da abi. Yani Ramazan davulu gibi boşa çalıyoruz. Yanımızda zorun olmadığı için makam anlamı ifade etmiyor. Sakal bıraksanız. Şimdi vallahi içimizde sakallı arkadaşlarımız var bu sene. İnşallah onların sayesinde avcılarımız kazanacaktır diye düşünüyorum. Hadi hayırlı olsun. Şimdi abisin çıkmasıyla aslında MAK'ın yetkilerini illerimizde, yani 81 ilde bulunan şube müdürlerimizin eline verilmiş oldular. Kanunun önüne geçen bir uygulama. Ben bunu yıllardan beri eleştiriyorum. Abis çıktığını da söylemiştim. Kod avlakların tesis edilmediyse edilmesiyle birlikte bonitetlerin uygulanma yöntemleriyle birlikte orada bonitet sisteminden dolayı şube müdürlerine kota, avcı giriş sayısı kotası var. Efendim kuş günlük kuş vurulma sayısı var. Sezonluk kuş vurulma sayısı var. Adam diyor ki burası efendim ikinci bonitettir. Burada yaşayan hayvanların yaşam koşulları, keklik veya diğer türler anlamında söylüyorum, uygun değildir. Dolayısıyla kota sayısını düşürüyor. Sezonun daha birinci ayında, ikinci ayında kota bittiği anda o avlak hava yasaklanmış oluyor. Nerede benim MAK'ta aldığım karar kardeşim? Yıllarca bizi bir türe mahkum etti bu avis. Daha bundan bir yıl önce, iki yıl önce ikinci türü kazanabildik. Ben ava gittiğimde, şimdi ava gitmek artık eskisi gibi bizim gençlik yıllarımızda olduğu gibi değil. Ava gitmek bir maliyet. Av silahı sahip olmak büyük bir maliyet. Ava çıkmak bir maliyet. Şimdi ava gittiğimizde ben o avlak içerisinde birçok türle karşılaşabiliyorum. Yasal süresi içerisinde ben üçüncü türü, dördüncü türü de limitler dahilinde avlayabilmeliyim. Beni niye kısıtlamaya sokuyorsunuz? Bizim güney tarafımızda, ülkemizin güney tarafında bazı ülkeler diyorum, isimlerini de söylemiyorum, Orta Doğu bölgesinde, Afrika bölgesinde ağlarla, gece bir takım usulsüz yöntemlerle, çuvallarla veya yüzlerce kilo bizim burada sayısını 2 ile 3 ile sınırladığımız türleri korumaya çalıştığımız türleri orada tonlarcasını vuruyorlar. Ben burada koruyorum, adamlara ikram ediyorum. Avrupa'da bazı ülkelerde bazı türler yasak olabilir, bazı türler açık olabilir ama her ülkenin kendine göre gerçekleri var. Ben her zaman söylediğim bir şeyi daha burada tekrar etmek istiyorum. Biz yerli ve milli bir avcılık modelimizi geliştirmemiz lazım. Bunu da kimlerle yapacağız? Bize yöneten bakanlık yetkilileriyle ve avcılarla birlikte yapmamız lazım. Ben bunun üzerinde ısrarla duruyorum. Ayrıca fuarda olmamız sebebiyle bir hususu daha belirtmek istiyorum.
bizler bir türlü örgütlenemedik. Avcılar kendi arasında hasbelkader örgütlenmeyi bir şekilde başardılar ama biz, bizden para kazanan, bizim sektörümüzü oluşturan silah sanayicileriyle birlikte kol kola hareket etmeyi bir türlü başaramadık. Bu konuda bir adım atamadık. Aslında bizim güçlü tarafımız onlar. Ben buradan çağrı yapıyorum. Silah sanayicilerimizle biz federasyon başkanları ve konfederasyon başkanımız nezdinde birlikte Türkiye'deki avcılığı bizlerin yönetmesi lazım. İlgili kanunların çıkarılması esnasında teknik kurulları kurup bunları çalıştırmamız lazım. İlgili bakanlıklara veya meclisteki alt komisyonlara bunları sunmamız lazım. Silah sanayicilerimizi ben göreve çağırıyorum. Silah sanayicilerimizin her türlü maddi imkanları var, avukatları var, hukukçuları var, her türlü teknik ekipmanları var. Onlarla birlikte biz bu kanunu yeniden yazabiliriz. Bizler dernek başkanları var, içimizde federasyon başkanlarımız var veya normal avcı arkadaşlarımız var. Biz gerçekten zamanımızdan ve cebimizden para harcayarak bir takım platformlarda avcımızın sesini duyurmaya çalışıyoruz. Bu da tabii ki bir yere kadar oluyor. Ama işin içerisinde maddi boyutta bir sponsorlar olursa, destek olursa, dünyadaki diğer örneklerde olduğu gibi ben Türkiye'deki avcılık sisteminin daha doğru yerlere doğru yöneleceğini zannediyorum. İnşallah da öyle olacaktır. Bu arada saatine bakma abi. Bu arada bazı türlerin yasaklanmasıyla ilgili uzunca bir zamandan beri bu işten para kazanan örgütlerin yaptıkları lobi çalışmalarını esefle takip ediyoruz hep birlikte. Biz AB'den para takviyesi alan örgütlerden söz ediyorsunuz değil mi? Pardon efendim. AB'den Aynen. Bunu çevreciyiz diye para alan örgütlerden söz ediyorsunuz. Evet, ve bunlar avcılığa karşı bir takım operasyonlar yapıyorlar. Aynen. Ve bunları da geçirebiliyorlar istedikleri yerlerde. Aynen. Şimdi bunların parası olduğu için bir takım işte AB'den veya başka yerlerden para kazanma amacıyla yaptıkları için bunların tabii ki gerek bir takım basın kuruluşlarında, gerek sosyal medya ortamlarında veyahut da bir takım billboardlarda gerek ilan yoluyla, gerek reklam yoluyla, gerek de ikili faaliyetlerinden kaynaklanan beşeri münasebetlerinden dolayı bir takım lobi faaliyetlerinde bulunuyorlar. Şimdi biraz önce bahsettiğim gibi biz bir türün, bazı türlerde arkadaşlar limitimiz göçmen kuşlardan bahsediyorum. 3 tane olan göçmen tür kuşumuz var limiti, günlük limiti. 5 tane olan var, 8 tane olan var, 6 tane olan var. Biz bu kadar sınırlamalar yaparken ve av günlerimiz tabii ki sınırlı. Biz bu kadar sınırlamalar yaparken bazı ülkelerde katliam boyutunda bu hayvanların vurulduğu ortamda bu AB fonlarından para kazanan derneklerin veya şahısların gidip oralarda bu lobileri yapmadıkları için ben bunların samimiyetlerine güvenmiyorum ve inanmıyorum. Buradan Türk Avcısı'nı Merkez Av Komisyonu üyelerine destek olmaya çağırıyorum. Merkez Av Komisyonu toplantımız 16 Mayıs'ta. 16 Mayıs'tan önce uyanık olalım. Birbirimize sahip çıkalım arkadaşlar. İnanın her gün sistemimiz, bu demin de bahsettiğim olumsuz netice durum konulardan dolayı geriye gidiyoruz. Bu avlaklar bizim, bu avlar bizim. Bizler birbirimize sahip çıktığımız müddetçe inşallah ilerleyen zamanlarda bir Avrupa'da olduğu gibi, bir Amerika'da olduğu gibi veyahut da kendi modelimizi yaratma anlamında bir adımlar atarak avcılık sistemimizi bizden sonraki nesillerin de yapacağı şekle getirip bunu sürdürülebilir avcılık anlamında torunlarımızın da ellerine tüfek alıp 3-5 tane kuş merada göreceği şekle getirip avcılık yöntemimizi onlara teslim etmemiz en büyük hayalim. Teşekkür ediyorum. Gözüme bakma abi. Ben teşekkür ediyorum. Arkadaşımıza verelim. Geçen yıl 2018-2019 yılında Kekli Kavun 3 bölgede biz kendimiz yasakladık ve yasağın ne kadar yanlış olduğunu yaşayarak öğrendik. Diğer bölgelerde baskılar oluştu ve oralardaki keklik popülasyonu bayağı azaldı. Ancak bizim yetkililerden bir düşüncem var. Şöyle, yaban hayatı geliştirme sahasına keklik üremesi için bırakılacak olan kekliklerin yaşama şansı %1 veya %2. Buralara avlanabilmesi için çiftlik kekliği, yani yetiştirilmiş kekliklerin salınması ve avcılara avlatılması daha doğru geliyor. Yani başka türlü onların üreme şansı zaten imkansız. Peki, teşekkür ediyorum. Şimdi bir arkadaşımız kaldı. Ona abi, da abi,
Şu arkadaşımızı da söz verelim, sonra siz bir iki dakikada size vereceğim. Peki, buyurun. Bildiğimiz üzere av sezonumuz birinci grup avlanma kuşlarından bıldırcın ve üvekle açılmakta. Geçen yıl iki önce Ege bölgesi açıldı, daha sonra diğer bölgeler açıldı. Ve ilk açılan illerde çok aşırı bir yoğunluk oldu. Üvek avında özellikle. Üveyin olduğu yerlerde keklik türümüz de vardı. Yani keklik avımız da o şekilde açılmış oldu. Yani bu sene Mark'tan beklentimiz Ege bölgesi olarak tüm Türkiye'de aynı günde açılmasını istiyoruz. Yani ilk açılan bölgelerde yığılma olmasın. Benim de diyeceklerim bu kadar. Peki efendim, çok teşekkür ediyorum. Sizin kısa bir, pardon başkan, kısa bir kelime söz verdim ben. Bir kelime söyleyeceğim dedi. Ben sadece şunu söylemek istiyorum. Biz Trakya Federasyonu olarak canlı müre ve güme avcılığının yasallaşması için tüm avcı camiasından destek bekliyoruz. İkinci bir hususta yeşil ve tekir diye tabir ettiğimiz ördeklerin üretim izninin lütfen serbest bırakılmasını talep ediyoruz. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Evet, teşekkür ediyorum. Buyurun, çok kısa lütfen. Biz ülkenin Güneydoğu ve Doğu Anadolu'sunda en sıkıntılı bölgesinde av yapıyoruz. İşte şurada bir harita göstereceğim ben Sayın Başkanım'dan. İşte bir tanesi Tunceli haritası. Yıllardır bu şekilde bu harita. Yaklaşık 7-8 yıldır. Oysa av biste %30'dan başkasını kapatamayız diye bir maddemiz var. Elazığ'da işte görünüyor orada. İşte Elazığ yaklaşık %80'i falan açık. Ben şube müdürümüze de teşekkür ediyorum bu konuda. Bizleri çağırıp danışıp öyle yapıyorlar. Artı bir de arkadaşlar, kimse hiç değinmedi. Biz köy korucuları ve muhtarlarından çok müzdaribiz. Yöre halkı bize hakaret ediyor, araçlarımıza zarar veriyor. Lütfen kolluk kuvvetleri ve bakanlık bize sahip çıksın. İki aynı suçtan belge iptalleri halen bekliyor. O arkadaşlarımız mağdur. Oysa ki onlar bu sistemin içinde. Herkes de suç işleyebilir. Suç işleyen cezaevine girip çıkıyor. Tekrar işine devam ediyor. Erzincan ili geçen yıl komple kapalıydı. Oysa yörenin avcısı kapalı değil bir şekilde avını yaptı. Sadece Türkiye avcısına kapandı. Ben bütün Türkiye avcısına rastgele diyorum. Saygılar sunuyorum. Yaban TV'ye de teşekkür ederim. Ali abi, size de teşekkür ederim. Efendim, bize çok bu teşekkür fırsatı ederim. Verdiğiniz için. Çok teşekkür ediyorum. Evet sevgili dostlar, fuarda 3. günümüzde dostlarımızı, federasyon başkanlarını, 9 federasyon başkanını, programın başında konfederasyon demiş olabilirim, 9 federasyon başkanı ve MAK üyesi arkadaşları konuk ettik. Görüş ve düşüncelerini sizlere aktardılar, önerilerini aktardılar. Umarım yetkililer de bu dostlarımızın görüş ve önerilerine değer verir. MAK kararlarında bunların da, bizlerin de, avcıların da önerilerine değer verirler ve ona göre karar alırlar. Hepinize şimdilik hoşça kalın diyorum. Teşekkür ediyorum. Bir arkadaş kısa bir şey söyleyecekmiş. Kısa ama bak, kavga ederiz sonra. Şimdi buradan bütün yetkililere sesleniyorum. Tarım ilaçlarının zararları avcılardan daha çok. Bunların lütfen önlemlerinin alınmasını istiyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkürler ediyorum. Evet sevgili izleyiciler, burada programımız bitti. Fuara devam ediyoruz. Efendim hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz tekrar.